Merhaba arkadaşlar. nur gülüntü ve yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimde gördüğünüz renklerden size güzel bir model hazırladım. Tığımın numarası da 22 numara. Şimdi iğne modelini gösterip hemen işimize başlayalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu. Gördüğünüz gibi güzel bir çiçek modeli. Artık sizlerle en ağır çiçekleri bile rahat bir şekilde, kolay bir şekilde yapıyoruz beraber inşallah arkadaşlar. Şimdi bu modeli sizler için tığa çevireceğiz. Beraber yapacağız daha önce hazırlamadım arkadaşlar. Şimdi yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 3-4 sıra bir boru yaparak başlayacağız. Boru içinde biliyorsunuz arkadaşlar şöyle sil halka yaparak başlıyorum. Parmağımdan gelen ipi şöyle tuttuğum ipin üzerine koyup şu şekilde parmağımla tutuyorum. Halkanın ortasından girdim buraya 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi bu şekilde çektim hemen ortasından girip sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir hemen halkanın içinden giriyorum 3 zincirimi kapatıyorum bu yaprak sayılar arkadaşlar yaptığımız yuvaya göre olacak bu şekilde 5 tane yuva yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. Halkada sık iğne ile bu şekilde sabitliyoruz. 3 yuva. Yine 3 zincir. Halkada girdim. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi 4 tane yuva bu şekilde yaptık. Şu ipimi kısa olan ipimi çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Fazla çekip şu ilk yuvaı kapatmayın. Zor olmasın batarken. Yine 3 zincirimi çekiyorum. 5. yuvamı ilk yaptığım bu üç zincirli yuvamın içine girerek şöyle bakın arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane yuvam hazır. Şimdi 1 2 3 zincir hemen yanındaki yuvanın içine giriyorum bu şekilde. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirden bu şekilde yuva yaptık. Yine 3 zincir hemen sıradaki bu 3 zincirli yuvanın içine giriyorum. Şöyle sık iğne ile buraya tutturdum. Tut. Bakın sahte sık iğne. Yine 3 zincir otomatik dibinde bir zincirimiz oluyor. Sıradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet şimdi ikinci sırayı dolanıyoruz arkadaşlar. Bakın bu ip zaten bizim sıra başımız. Üç tanesini yaptık. Yine üç zincir. Yine sıradaki yuvanın içine bu şekilde girip sık iğne ile sabitliyorum. Dördüncü yuvamızı yapmış olduk. Ve ilk kapattığımız yere yine kapatıp beşinci yuvamızı yapıyoruz. İki sıra biz yaptık arkadaşlar. Bakın hemen de zaten kıvrılıyor öne doğru. Şimdi bir iki sırada ben buraya yapıp hemen bunu dört sıraya çoğaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde dört sıra borumuzu hazırladık. Borudan ziyade minik bir çanak görünümünde oldu arkadaşlar. Beş tane yuvadan dört sıra yaptık. Şimdi en son battığımız yuvanın içine üç tane zincir çekiyorum. Bakın dibine bu kapattığım sık iğnenin dibine aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitledim bir tane yuva yaptım. Zincirlerimiz gayet sıkı olsun, ipimiz esnemiş olsun arkadaşlar. Aynı yuvanın içine bu şekilde girip bakın. Şu ipimizi fazla arkadaşlar şey tutmayın. Biraz hafif bol tutun ki sahte sık iğneyi biliyorsunuz ip içinden ip geçiyor. O yüzden zorlanmayın. Şöyle birazcık bol bırakın geçerken. 2 3 4 zincir köşede 4 zincir sıkı sıkı 4 zincirimi çekiyorum şöyle ters tarafına döndüm ilk yuvamın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum hemen ikinci yuvanın içine giriyorum bu şekilde sık iğne ile buradan bakın sahte sık iğne ile kapattım 2 iki yuvamız vardı şimdi arkadaşlar bakın bu köşeden tekrar artırma yapıp bunu üçe çıkarıyorum aynı yere ikinci yuvamın içine girdim ve tığımdaki ilmekten geçirdim bakın, üç tane yuvamız oldu köşelerde dört tane arkadaşlar köşelerde dönerken bir tane zincir gittiği için aynı seviyeye ulaşmış oluyor 4 zincirimi çektim. Hemen bakın. Köşede yaptığım, artırma yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın şimdi arkadaşlar bu sırada ortadan da artırma yapacağız. Şu ikinci yuvadan bir tane daha artırıp hem kenardan hem de ortadan artırmış olacağız. Sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar 3 zincirimi çekip ortadan aynı girdiğim yerden bir daha giriyorum. Bundan arkadaşlar 3 boyutlu lalede bazı 2-3 tane oyalarda gösterdim ama izlemeyenler olduğu için daha açıklayıcı ve net anlatıyorum. Ve en sonundaki bakın köşedeki kalan tek yuvama girip 3 zincirimi kapattım yine aynı şekilde. Burada da artırma yapacağız arkadaşlar. Hem köşede bu üçüncü sıramızda hem ortada artırma yaparak 3 olan yuvayı bu şekilde 5'e çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi artırma yok. 5'ten sonra artık keseceğiz. Yaprağımızın kesim işlemine geçiyoruz. Şu şekilde. İpi güzel esnetip zinciri de sıkı yapınca iğne zarifliğinde inşallah arkadaşlar oluyor şöyle bir zincirimi hemen kapattım bilenler artık bunun kesim işlemi olduğunu biliyor ama bilmeyenler için şöyle kesim işlemini gerçekleştirdim 3 zincirimi çekiyorum hemen bakın artırma olmadığı için diğer yuvama geçip sık iğnemi bu şekilde kapatıyorum 5 olan sayımız bu şekilde 4'e düşecek arkadaşlar. Yani yuvamızın sayısı 4 olacak. Şu şekilde artırma olan yer yapışırsa tırnağınızla onu ayırıp rahat bir şekilde tığınızla girebilirsiniz. Bunları sıkı çekmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden kaba durmaması için şöyle hani ipek ipler gibi durması için sıkı çekiyoruz minik olsun diye. Ne kadar minik yaparsanız yuvanız yapranız o kadar güzel olur. Malum biliyorsunuz iğne oyası zarifliğini yakalamak için bu şekilde yapmamız gerek. Evet. Bakın sonuncu yuvamada 3 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Evet. Bu şekilde bakın 4 tane yuvamız oldu. Şimdi bu bir zincirimizi köşeden sık iğne ile sabitliyorum. 4 olan yuvam bu şekilde kesim işlemi yaptım. 3'e düşürdüm. Birisini iptal etmiş olduk yuvanın. Hemen sıradaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir. Sıradaki yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir. Sonuncu yuvanın da içine girdim bu şekilde. Sık iğne ile sabitledim. Yine şöyle döndüm. Döne döne yapıyoruz. İğne gibi partma yok arkadaşlar. Yine kesim işlemini gerçekleştirdim. Bir zincirimle hemen köşeye sık iğne ile girip orayı iptal ettim. Yani eksittim. Sıradaki yuvamın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çekip Şimdi arkadaşlar 1'e kadar eksitmeyeceğiz bu yaprakları. Bu yaprakları 2'de bırakıyoruz. Son tepede 2 olacak arkadaşlar. 2 ile başladık. 5'e şu attık. Sonra eksilterek 2'ye getirdik. Şimdi bir zincirimi çekmiştim. Hemen ipimi koparayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada çanağımızın içinde diğer yuvalarımız da var. Biraz hava kapalı Ankara'da. Yağışlı arkadaşlar. Bugün bu şekilde yuvaların içini Diğer yaprakları da dolduralım. Yani diğer 4 yaprakları da yapıp hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar. Buradaki yuvaları aynen bu şekilde yapıp hemen geliyorum. Ne ya benim yaptığım. Evet arkadaşlar. Diğer yuvaları da bu şekilde hazırladım. Tamamladım. Yani 5 yaprak. Şimdi arkadaşlar bakın burada 2 tane başlamıştık. 2 tane yuva ile başlamıştık. Sonra ortadan artırarak 3'e çıkarmıştık. Bu üçe çıkardığımız yuvanın kenarından ilk yuvasından şöyle girerek başlıyoruz. İlk baştakini boş bırakıyoruz. O iki yuvayı boş bırakıp artırma yaptığımız yuvanın içinden sık iğne ile bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. kenar kontür işleminin arasında aslında arkadaşlar iğne oyasında ip yürütülüyor. 2 katlı ip. Ben de zaten tığ oyası kalın tekrar kalınlaştırmaya uğraşmayalım diye ip yürütmüyorum. İsteyen yürütebilir size göstermek için de yürütebilirdik de aslında arkadaşlar zaten modelimiz gördüğünüz gibi bak gayet şöyle ağır bir model şöyle sıradaki yuvanın içine bu 5 artırma yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitledim bu şekilde 3 zincirde kenarına böyle minik minik kontürler çekeceğiz sıradaki yuvamızın içine girdim hemen sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi çektim bakın, yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim 3 zincir yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir kenarlarına bu şekilde üçer zincir çekerek bakın köşeleri asla iki defa kapatmıyorum direkt her yuvaya birer tane gayet sıkı zincirleri çekerek de yuvalar hazırladık arkadaşlar kibar ve zarif olsun diye 3 zincirimi çektim aynı alta iniyorum bakın yuvanın içine girdim böyle sık iğne ile ipimi sabitledim 3 zincirimi çekip en dipteki yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum Evet bir tane yaprağımızın kenar kontürünü gittik arkadaşlar bakın şöyle ilmeğimi bırakıyorum burada İsterseniz bırakmadan da yapabilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse burada en son hani ilk başlamıştık ya sık iğne ile o yuvamın içine giriyorum şu şekilde açayım arkadaşlar daha net gözüksün sık iğne ile yaptığım yuvadan girdim buradan ilmeğimi geri tığıma taktım bakın İğne oyasında biraz daha rahat oluyor arkadaşlar. İğne ile çalışması bu işlemi. Şimdi bu ilmeği buradan geçirip bakın bunu aslında şöyle bükebiliriz. Bükme işlemi zaten. İlmeğimi oradan çıkarıp böyle dibine bir tane sık iğne yaptım. Şöyle açılmaması için üzerine de bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle açayım yaprağımı. Bu yaprağı buraya büktük arkadaşlar. Hemen Buradan hani başlamıştık ilk başlarken birinci yaprağı 3 yuvadan bakın bu iki yuvamız 1 2 şöyle ortadan artırdığımız yuvamızın da içine giriyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. İkinci yuvaya geçiş yapıyorum yani. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Tekrar 3 zincir çekerek şöyle kenar kontrollerini gidelim. Bakın sıradaki yuvamın içine giriyorum bu şekilde sahte sık iğne ile kapatıp buraya 3 zincirden bir tane yuva yaptım yine 3 zincirimi çektim hemen sıradaki boş olan yuvamın içine girip sabitledim bakın arkadaşlar yaprağımız çok güzel duruyor değil mi büktük yaprağımızı birebir aynısı hiç eksiltmedim sayıları da aynı iğne yasında olduğu gibi 1 3 5 sonra 4 3 2 olarak arkadaşlar iğne yasıyla sayıları da birebir aynısı çok güzel oluyor inşallah kameraya da güzellik yansır arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Ve bakın sık iğne ile diğer yuvaya böyle minik minik kontürler çekerek devam ediyoruz. Bakın en köşeye geldik. Köşelerde normalde artırma yapardık. Asla yok bakın arkadaşlar. Sadece 3 zincir ve tek yuva. Tekrar sıradaki yuvama girdim. Sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir sıradaki yuvamın içine girdim sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi çekiyorum yuvamın içine girip sık iğne ile sabitledim 3 zincir şimdi bakın arkadaşlar buraya yuvamın içine girdim sık iğne ile sabitledim 3 zincir en son yine bakın üçlü yaptığımız yere geldik. Buraya gelince bırakıyoruz arkadaşlar. İkili yuvaya inmiyoruz yani. Buraya dibine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın ilmeğimi bıraktım. İpimizi bıraktık. Hani bu sık iğne ile geçiş yaptığımız üçlü yuva var ya arkadaşlar. Oradan bu şekilde bakın giriyoruz tığımızla üç olan artırma yaptığımız ilk yuvadan girdik tığımızı da taktık şöyle arkadaşlar eğer beraber çıkarmadan yapabilen varsa çıkarmasına gerek de yok aslında şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum yine bunu bu şekilde kapatmış oldum hemen yine bakın ikili değil üçlü olan yere giriyorum yani üçlü dediğim üç yuvaya artırdığımız yere iğne ile geçişimi yaptım şöyle hemen yine 3 zincirimi çekiyorum bakın arkadaşlar bu şekilde oyamız hazır bunu böyle uçlarından tutturarak arkadaşlar hem de biraz aralarında da bakın açılma oluyor çiçekler daha net anlaşılıyor böyle bükme işlemi yapınca diğer bükme işlemlerinde yapıp hemen geliyorum arkadaşlar noktasına tohum hazırlayacağız. Bunun için arkadaşlar bakın şu şekilde sihirli halka yaparak başlıyorum. Parmağımdan gelen ipi şöyle uçtaki ipin üzerine kapatıp böyle ortada e, bir halka oluşturup halkanın içine de 4 zincir çekiyorum. Buraya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi hemen halkanın içine girip sabitliyorum 3 zincir hemen halkanın içine girdim sık iğne ile sabitledim 3 tane yuva yapınca hemen arkadaşlar kapattım şimdi dördüncü yuvamız için yine 3 zincir çekip 4 3 zincirimizi ilk yuvamızın içine girip bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum ve bu şekilde buraya 4 tane yuva yaptık. 1 2 3 3 zincir. 3 zincirimizi çekiyorum. Sıradaki yuvanın içine girdim. Bakın arkadaşlar bu şekilde 4 yuvadan oluşan minik bir e, şey boru yapacağız daha doğrusu buraya. 3 zincirimi çektim. Hemen halkamın içine girdim bu şekilde. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Halkamın içine, şey yuvamın içine girip bu şekilde arkadaşlar. Bakın 2 sıra yaptık bile. Bunu hemen şöyle 4 sıra yapıp geliyorum. Biraz büyülteyim. Geleyim. Evet. Şöyle minik bir boru yaptık arkadaşlar. Bakın buradan hemen girip bir tane ilmek alıyorum. Hemen bakın. Şöyle bütün Yuvalardan giriyoruz, bu şekilde ilmeğimizi topluyoruz arkadaşlar. Topladık. Şöyle üçünü birden ilmeğimi çıkardım. Dibine bir zincirimi çektim. Şöyle ipimi de uzatıp kestim. Şimdi arkadaşlar bu kapattığımız nokta var ya dibindeki bakın, şey sihirli halkamızın yuvası oradan giriyorum bu şekilde Bakın. en üstten kapattığımız yerden bu şekilde tığımı çıktım bu şekilde taktım şu kestiğim uzun kestiğim ipiden hemen bir tane ilmek alıp tığıma takıyorum ve alta kadar çekiyorum şöyle parmak ipimizi bırakalım artık işimiz kalmadı onun arkadaşlar ve şekilde çektirip top yapıyoruz. Şöyle minik şöyle tırnağımızla aslında 3 iyi arkadaşlar bu şekilde 3 iyi aslında 4 fazla olmuş biraz bizimkisi büyük olmuş siz 3 kere dolandığınız takdirde şöyle çektirin ip arkadaşlar içinden geçsin yani evet şimdi bunu çiçeğimizin ortasına yerleştirelim Evet çiçeğimizi aldık. Şimdi şöyle ters çeviriyoruz. Bakın bu hani sihlal kayla kapattığımız yuva var ya oradan tığımızı aldık. Şimdi attığımız yaptığımız bu tohumu da alıyoruz. Şöyle ilmeğinden alacağız arkadaşlar. Bakın buradan bu şekilde alttan girdim, geçirdim. Buradan çıkarttım arkadaşlar şöyle biraz sar, e, kırmızıyı bıraktım. Şöyle sarı ipimden tutup şöyle sarı ipimden tutup tohumu şöyle ortaya elimle yerleştirdim bak. Çok kolay. İğneyle arkadan ipini çektim. Aslında fazla da kabarık olmamış arkadaşlar. Bana ipi koparınca büyük gibi gelmişti ama tohumu oturunca yuvanın içine tam kare aslında. Fikrimi tekrar değiştirdim yani. Bakın bu şekilde şimdi ben bunları birbirine bağlayıp ipimi koparacağım arkadaşlar. Bağlama usulü şu şekilde. Bakın sarıyı kırmızının içinden geçirip düğüm atıyoruz. Şöyle sarıyı, kırmızıyı da sarının içinden geçirebilirsiniz. O önemli değil. Bu şekilde bakın sıktırdım. Şimdi bunları kesip yakacağız arkadaşlar. Şöyle kısacık kesiyorum yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ara suyumuz dahi iğnesindekile birebir aynısı. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen bakın yandaki boş olan tığ battıya girip 2 2 olarak aldım. Buraya bir tane trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. sıkı sıkı bu şekilde 5 zincirimi çektim trabzanımın arasına kapattım. 4 zincir çekiyorum. Çevirdim bu şekilde. Buraya 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Döndüm düz yüzüne. Bu 4 zincirle geri dönüş yaptığımız yerin içine Bu şekilde Bir tane 5 zincirlikten kirpik yapıyoruz Orada bu şekilde arkadaşlar Kirpik yapılmıştı biz de zincirle kirpiğimizi yapıyoruz Buraya 7 tane zincir çekiyorum 5, 6 ve 7 Hemen bir tane tığ battı boş bırakıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile buraya bu şekilde sabitledim bakın arkadaşlar bu zincir sayısı değişebilir bu şekilde ölçüp yaparsanız elinizin ayarına zincirleri de sıkı çekmeye çalışalım şimdi arkadaşlar bakın buraya bir tane tığ battım e, şey tığımızın başını doladık tekrar aynı işlemi yapıyorum yandaki tığ bat girip şöyle minik bir trabzan yapıyorum 5 zincir 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Trabzanımın arasına girip bu şekilde 5 zincirden kirpik yaptım. Tekrar 4 zincir çevirdim. Ve yuvanın içine giriyorum. Buraya sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. 4 ve 5. Döndüm. Bakın buraya 4 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum bu 5 zincirimizi. Buraya bir kirpik tomurcuk yaptık. Ve yine arkadaşlar 7 tane zinciri şöyle sıkı sıkı çekelim. 4 5 6 ve 7. Yine bir tane tığ battığımızı boş bırakıp arada ikinci tığ battığımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Evet. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir. Hemen tığ battığımızın içine girip bu şekilde tığ battı hazırlıyoruz. Tekrar arkadaşlar 3 zincirimi çektim. Şöyle girip tığ battının içine girip sık ile sabitliyorum. Şöyle sıkı sıkı tığ battılarımı zürafa'ya benzesin diye bu şekilde sahte sık iğne ile kapatıyorum 7 tane yapıyoruz bu tığ battıdan 8 tane tığ battımız hazır şöyle ters tarafına dönüp şöyle dibine biliyorsunuz bir zincirimiz çekili oluyor sahte sık iğneden sonra ve buraya arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum kesim işlemini gerçekleştirmiş olduk şöyle 4 zincir çekiyorum arkadaşlar daha net yuvalarımız olsun diye ipim hem ince hem de sıkı çektiğimiz için 3 az geliyor o yüzden 4 zincir çekiyorum hemen sıradaki tığ battığının içine sık iğne ile sabitledim yine 4 zincir sıradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim 4 zincir kenarda bakın arkadaşlar 3 tane tığ battı mesafemiz kalıyor çiçeğimizle ara suyumuzun arasında bu şekilde 3 tane tığ battı bırakıyoruz. Bir zincirimi çektim. Şu şekilde düz yüzüne döndüm. Ve hemen bakın, yanındaki tığ battımın içine şöyle bir zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 4 tane vardı. Kesim işlemi gerçekleştirince 3 tane yuvamız kaldı. Ve yine 4 zincirimi çektim. Yine bu şekilde bakın, bir tane yuva yaptım tekrar ikincinin içine de giriyorum 3 ve 4 zincir bakın arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitledim ve üçe düştü şöyle bir zincirimi çekip düz yüzüne dönüyorum hemen ilk yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim şimdi arkadaşlar buraya 5 zincir çekerek veyahutta 4 çekelim arkadaşlar 5 o kadar büyük değil sadece yaprak ve orta sap olacak. O yüzden 5 zincirimi bu şekilde çekip kapattım. Şey 4 zincirim. Hem de altla uyumlu olmuş olur. Sık iğne ile buraya sabitledim. Düz yüzüne döndüm. Bu iki yuva arkadaşlar yapraklarımız için yuva olacak sık iğne ile buraya sabitledim şimdi yaprağın yapımına başlayalım şimdi sizin çok sevdiğiniz yaprağı yapacağız İğne yasına çok yakıştığını düşündüğünüz bu yapraktan yapın dediğiniz şöyle 3 4 ve 5 5 tane zincir çekiyorum sık iğne ile yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar bakın bu ortadaki yuvadan giriyorum şöyle dibinde bir zincirimi çekip ilmek çıkarıyorum 2 zincirin arasından girdim 3 ve bakın 4 ve 5 bu şekilde bakın altıncıyı da kenarda arkadaşlar bu şekilde yaptım şimdi bunlar iki iki alarak bakın iki iki alarak şu şekilde gece çekimi biraz karanlık olabilir arkadaşlar şöyle ikişer ikişer alıyoruz başa kadar çıkacağız 2 2 ve 2 son 2 bu şekilde aldık şöyle dibine muhakkak bir zincirimi çekiyorum köşenin düzgün durması için ve her telin arasına bakın bu şekilde tellerimiz var arasına giriyoruz Işık yansımasından inşallah belli oluyordur Sıradaki telimin arasına girdim. Bakın ilmek aldım. Sıradaki telimin arasına girdim. ilmek aldım. Ve 5. ilmeğimi de bu şekilde aldım. Sonuncu ilmeğimi de bu şeye geçerken yaptığımız ilmek var ya yuvaya. Şimdi ikinci sırada yuvaya geçmeyeceğiz. Sadece bu tarafta arkadaşlar iki sırasını Yuvaya girmeden yapıyoruz ilk sırasını Yuvaya giriyoruz ve toplamda da 3 sıra Bu şekilde Tunus işi yapmış oluyoruz Evet yine bakın Köşede bir zincirimi çektim Çok güzel oluyor bu yaprağı ben de çok seviyorum siz de çok seviyorsunuz Yani whatsapp şeyden Instagram'dan yazdığınız mesajlardan anladığım kadarıyla Evet şimdi dibinde bir zincirimi çekiyorum. Dibinde bir zincirimi çekiyorum. Her telin arasına girip bu şekilde 6 ile başladık. 6 ilmekle devam ediyoruz bakın arkadaşlar. 5 tanesini zincirimizin sırtına yapmıştık. Arasından girip diğerlerini de bu şekilde tellerin arasına girip yaptık. Bakın 6 ile başladık. İlmeği hiç eksiltmedik, çoğaltmadık. 6 ile devam ettik. 2 yine 2 yine 2 ve yine 2 bu şekilde Evet yaprağımız bitti son sıramızda yaptık ve 4 zincirimi çekip şöyle ilk telimin içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum bakın minicik bir tomurcuğumuz oldu ve Telleri sırasıyla girip arkadaşlar buraya sık iğne yapıp aşağı yuvaya kadar sık iğne yaparak ineceğiz. Hemen inelim beraber. Şöyle sıradaki telin içine giriyorum. Eğer gerdiriyor filan derseniz arada zincir çekin arkadaşlar. Bakın bu şekilde. En son köşeye dönmek için de aynı yere iki defa bu şekilde bakın sık iğne yaptık çok güzel duruyor bu yaprak gerçekten sıradaki telin arasına giriyorum sık iğne ile sabitledim sıradaki telin arasına girip sık iğne ile sabitledim ve bu dört zincirli yuvanın da içine girip bakın arkadaş bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum şöyle dibinde bir zincir çekerek dalımızın yapımına başlayacağız bir defa tığımı doladım. Hemen bakın aynı yaprağı yaptım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Sadece birinci trabzanda bir zincir. Diğerleri 2 zincir. Yine bakın bu şekilde trabzanın arasına girip 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir bir defa doluyorum. Hemen trabzanımın içine girip 2 2 olarak aldım tekrar iki zincir dördüncü trabzanımızı yapıyoruz hemen sık iğne ile sabitledim Bu şekilde şimdi ilmeğimi çıkardım çiçeğimi alıyorum çiçeğimin bakın şöyle ters tarafından çeviriyorum Burada kapattığımız nokta var. Bu ortada kalacak. Onun şöyle yanlarından girerek iki yanından girerek şöyle bıraktığımız ilmeği de oradan geçireceğiz arkadaşlar oralardan. Bu şekilde bakın şöyle. Şöyle ip ile trabzanımızı sıfırlayacağız. Evet, isteyen tekrar bir daha geçebilir. Daha sağlam olsun diye şu şekilde bakın en son yaptığımız trabzanımızı şöyle aralıyoruz. Bu çiçeği monte ederken gayet sıkı şöyle arasında boşluk zincir çekmiyoruz. Şöyle trabzana birebir sabitliyoruz. İki zincirle aşağı iniyorum. Bakın arkadaşlar. Üçüncü trabzanıma iniyorum bu şekilde. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bu Şekil göstereyim. Yine iki zincir. Şöyle arkadaşlar ezan okunuyor fakat sona geldik. İki zincirimi çekiyorum ve bakın ilk yaptığım trabzanın arasına da girip şöyle panik oldum. <laughs> Bir zincirimi çektim. Bu dört zincirli yuvanın içine değil hemen bakın ikinci yaprağı yapacağım yere bu şekilde Sabitliyorum. Bakın arkadaşlar, dalımızın birinci yapraktan başladık, ikinci yaprağı yapacağımız yuvanın içine bu dört zincirli yuvanın içine kapattım. Bu şekilde dalımız oluyor. Şimdi ben bu yaprağın aynısını buraya yapayım. Hemen geliyorum arkadaşlar, modelimize bakalım. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bu şekilde oldu. Bu şekilde yaprağımızı yaptık. Şöyle arkadaşlar, yaprağını daha bile uzun yapabilirsiniz, beşli den yapabilirsiniz yaprakların üzeri kapanmasını istiyorsanız bu şekilde dörtlü yapmıştık. Arası uyu da ben çok beğendim. Buna birebir aynısı kalıp gibi de oldu. Bakın bu şekilde. Böyle yanına tutuyorum kamerayı mı yan taktım arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde. Şöyle bir de zemine koyayım arkadaşlar. Kamerayı da yakın tutayım. Zemin üzerinde görünüşü de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana desteklerinizi bekliyorum. Şöyle çiçeği çok beğendiğim için hem elimde hem zeminde sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.